Herkese selam dostlar. Bugün çok sevdiğim Kayın Bey'in evine yemeğe gidiyoruz. Bunların kaldığı yer bize göre tam ters yönde. Antalya yolu üzerinde. Kaya Mahallesi mi diyeyim, Zeytinköy'ü bir artık. Bağbaşı bu yönde. Buralar da çok güzel. Yanımda kayınpeder var, yorgun oturuyor. Bir şey yoruldu mu? Yok. Değil. Yoksa araba yolculuğu sevmiyor artık. Bir yere gitmeyi istemiyor. Çok kısa mesafede gitmiyor. Yani birkaç gündür de denizde dolaşıyoruz gördüğünüz gibi. Sadece sıcaktan dert yanıyoruz. Diğer türlü her şey çok güzel. Devam ediyor şu ana kadar. Burası arkadaşlar Bursa Caddesi olarak geçiyor. Burada oldukça büyük bir yerleşim merkezi var. Buradan sağa mı gidin gülüm? Ha? Ya bazı yolları karıştırıyorum ben, ne yapayım gülüm ya? Ama ben ta yukarılara doğru geldim mi orada karıştırıyorum. Neye gideceğimizi bilmiyorum. Ama buradan gidiliyor. Az ileride Pamukkale Üniversitesi var. Burası. Buralarda kafe çok. Kebapçı çok. Ama çoğunlukla gençlerin takıldığı yer. Herkesin takıldığı yer. Üniversitenin takıldığı yer diyelim. İşte öğrenciler için böyle yurt mu diyeyim artık, onun gibi yerler de çok burada. Yoksa ne bileyim, artık buralarda oldukça şu anda Pamukkale Üniversitesi'nin olduğu alandayız. Karşımıza Pamukkale Üniversitesi'nin tıp fakültesi varmış. Hastane olarak da kullanılıyor burası. Oldukça yoğun oluyor. Oldukça geniş bir mevkide kurulu. Dağın yamacında bakılabilirsiniz. Hemen sağ tarafımızda Seyir Tepesi var arkadaşlar. Bu da akşam çok güzel oluyor. Geçen yıl gitmiştik. Bu sene yine gitmeyi düşünüyoruz, bilmiyorum. Hemen sağımızda. Antalya yolunda, ana yola doğru çıkıyoruz. Bakın arkadaşlar, karşımızda daha denizli. Yani bizim oturduğumuz göre arka yöne. Bağbaşı, Kayağan değil mi abi? Ben buradan gideyim de, yoksa karıştırırım onu ben yine. Bulamam. Daha kolay yerden gideyim. Ana yoldan. Baba buralar büyümüş değil mi? Baksana. Burada alt tarafta Alabalık restoran var. Orası da çok güzel oluyor. Yani denizde yemek yeme sorunu yok. Değil mi Gülüm? Her yerde. Her yerde yemek.
Ha, bu bölgede biraz daha fazla değil mi? Mobilya mağazaları. Ben sol şeritten gideyim de göreyim. Daha ileriden döneceğim ama tam nereden döneceğim bilmiyorum. Mesafeden arkadaşlar birazını çektim. Tabii benim kayınçım her gün annesini babasını ziyarete gelir buradan. Bilmiyorum ama bir 20 kilometre kesin vardır. Şehir içi olmasa da arasındaki fark. Her gün gelir gider. Az ileride arkadaşlar teleferik diye yer var. Teleferikten yukarı çıkıyorsun dağa. Biraz daha gidersen Şahin Tepesi var. Az ileride bizim Şahin Tepesi dediğimiz yer var. Orası da çok güzel oluyor. Yani denizi yakından akşam ışıkları güzel görüyorsunuz. Yani daha ileriden döneceğim değil mi Gülüm? Tabela gözüküyor, teleferik diye gösteriyor. Kent ormanı diyor şu an. Hakikaten güzel bir manası. Bay yüksek değil mi? İşte. Ha, daha önce annem de götürmüş değil mi? Yürüyemedi. Buradan direkt aşağı iniyorum değil mi? Buradan gidersem yukarı çıkacağım. Aynen, aşağı. Neyse aşağı. Doğru inin. Arkadaşlar mahalleyi karıştırdığım için böyle yapıyorum. Yoksa direkt ana yoldan da gidiş var galiba ama ben bilmiyorum. Ya burası eski Zeytin Köyü mü burası? Bağbaşı mı? Ha, bak burası Bağbaşı Mahallesi diyor arkadaşlar. Ha doğru. Zeytin Köyü biraz daha aşağıda. Buradan sağa gitsem yine aşağıdaki ana yola çıkarız ya. Öyle yapayım. Ya çok doğru bak işte yol burada. Ya direkt aşağı yoldan gelebilsem buradan daha kolay olacak. Güzel mahallelerin de öyle. Şimdi tabii binalar biraz çoğalınca kapandı önleri. Eskiden, eskiden orada evden balkona oturduğumuzda çok güzeldi değil mi? Çok boştu. Yani bu kadar ev yoktu. Zaten geldik olduk. Geldik sayarak yoktu. Gençim masamı hazırlayın. Evet, evet. Evet, aferin baba. Sırayla. Yani. Oh, benim salatalarımız olmuş. Evet. Vallahi yengemizin salatası güzel oluyor, baksanız. Salataları ben yaptım şu an. Sen mi yaptın? Öyle. Aferin benim gençime. Çok güzel geldi. Şefim iyi misin? Sessiz duruyor. Sessiz duruyorsun, sessiz. Sesin çıkmıyor fazla. Benim mi? Hı? Şimdi dinlemedeyim. Ha, dinle bakalım o zaman. Bak kayınvalidem de burada. Kayınvalidem uzakta oturmuşsun. Yemin eli çalışıyor. O kendini göstermek istemiyor. Çorbası yapmış. Güzel göbeç yapmış. O güzel yapar. Pilav.
Onun bilinci değil sana. Kendini göstermek istemiyor. Neden? Ama bir tane fotoğrafını çekeceğim ama. Ondan sonra fotoğrafını koyalım. Hiç olmazsa yengemizi görsünler ya. Renco'mu gördü herkes. Ya benim Renco'm Mevlana'yı çok sever değil mi? Doğru muyum? Evet Sezon. Var mı diyeceğim bir şey? Bak soframıza. Çorbalarımız geldi şu an. Öyle. Yemeğini yedim. Şimdi balkon keyfi. Valla yengemiz ellerine sağlık. Çok güzel olmuş yemekler. Ağaçlara bak, şurada tam dağ görünüyor. Evet arkadaşlar, bakın şöyle Türk kahvemiz. Yengemizin ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. İki kardeş. Evet. Kahve Sen içiyorlar, de. Bak aralarda almıyorlar beni. Gördün? Yani Zahmettin Bey şerefine Türk kahvesi. Hayırlı olsun. Afiyet bal, şeker olsun. Evet, çok güzel olmuş. Ya sen de burada otur, yerin geçti. Afiyet olsun Hisa. Hüsa'cığım afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Kahveler şöyle. Ya, orta şekerli kahvemiz. Tam böyle gün batımında çok güzel olmuş. Benim en çok sevdiğim Renco. Evet. Bir dakika, o zaman olmaz. Yani, öğrenersen he. Ben sana Antep fıstığı çıkıyor. Bir tane de Renco, onu da çok seviyorum. Bir dakika, Antep fıstığı çıkıyor artık yani. Madem öyle. Yok valla. Yani. Böyle mi Renco nasıl bekliyor beni? Aynen. Ben de Antep fıstıklı çikolatayla besliyor arkadaşlar. Oh, gün batımını da göstereyim mi? İnşallah güzel çıkıyordur. Ooo evet. Çok güzel. Burası Bağbaş geçiyor değil mi? Bağbaş. Bağbaş. Ama genel olarak Pamukkale şeysinin Bağbaş. Ya mahalle olarak Pamukkale. Mahalle Zümrüt Mahallesi. Mahalle Zümrüt Mahallesi. Bir bölge olarak hem merkez efendi burası da Pamukkale geçiyor. Hı. Ama hı. Mahalle olarak Zümrüt Mahallesi. Arkadaşlar böyle balkonda serinliyoruz. Vantilatörümüz. Vantilatörümüz şöyle. Arkadaşlar manzaramız böyle görünüyor. Şimdi görüyoruz. Şimdi. Kışın da çok güzel oluyormuş. Arkadaşlar bakın denizimizi böyle güneş tutuyor. Bakın. Şef baklavayı oğlun açmış. Arif açmış o, baklavayı. Oğlum becerilir de. Valla. Ama dondurma dışarıdan. Dondurma yok. Dondurmayı kader yapmış. Aa kayınım da çok güzel yemek yapar ama ha bu arada. Bakın. Değil mi? Dondurma da Maraş. Yani. Dondurma da Maraş yani. Gönçüm sen neresin? Kayınço geliyor. Afiyet olsun kardeşim. Kardeşim beceriklidir. Çok ince şey yaptık yani. Bol su yaratmak. İnce ince. Toprağına ilaçlar. Aferin benim kardeşim. Ama devamlı buradasın yaparsın sen bana bu kadar. Devamlı olsan olur mu? Senin kadar yapamasak da idare ediyoruz yani. Sen daha iyi. Börek açıyormuşum. Gözleme falan. Evet. Gözlemeyi siz o mu yapıyor orada? Ha ben yapıyorum. Aaa. İşleri... Çok güzel et yapıyor, et yemek. İşlerimiz ayrı. Et, biftek, maşallah ben yapıyorum. Ya yenge şuraya otur da bir de seni çekelim ya. Aşk olsun vallahi ya. Meşhur olmak istemiyorum. Hadi Hüsa'cığım sen de baklavanı. Ben de yiyeyim onu. Dondurma erimeden hemen buyur. Kaç parmağıcık merak ediyorum. Zahmetin değil. Burası Uşak, Uşak bölgesi, mermer ocağında. Ulaş arkadaşımızın mermer ocağı. Burada blok mermerler çıkıyor. Traverter, Denizli Traverter'i meşhur. Genellikle Almanya, Avrupa, Avusturya ve Amerika'ya giden mermer taşlar, doğal taşlar. Milyonlarca yıl sonucunda ulaşan bu hale alıyor. Traverter, evet çok şey. Güzel ama. Doğal taş. Yaklaşık 2'lik, 3'lük santim müşteri isteğine göre kesilip...
kasalara yerleştiriliyor. Buradan tırlarla İzmir limanından dünyanın her yerine gönderiliyor. Evet. Onlar blok. Bir de aşağıda yani, fotoğraflar vardı. Evet, fotoğraflar var. Fotoğraflar oraya geleceğiz şimdi. Var. Oraya geleceğiz. Buraya evet doldurduk galiba. Geçelim. Şurasında değil mi? Ya orada işte göstermiş mi? Göstermiş mi? Evet, burada mesela müşteriler geldiğinde burada selection kontrolü yapılıyor. Yani taşların renk uyumlarına bakıyorlar. Hangi renk taşları? Burada son şeyi görüp sonra ihracata gönderiliyor taşlarımız. Burada gösterelim. Burada mesela bunlar onayı vermişler. Okey diyorlar. Doğal taş olduğu için fayans gibi tıpatıp aynı renk olmaz. Renk ton farklılıkları olur. Biraz önce vardı ya. Ha. Hani duvarda sulanınca ıslanınca mesela şurada bir usta arkadaşımız evet. Bunlar örnek busta yani örnek taşlar. Yani bir ocaktan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çeşit ana renk çıkabiliyor. Açık 5, koyu 5, Nescafe, Cappuccino diyorlar. Böyle adlandırmışlar. Yani değişik değişik taşlar renk halini alabiliyor. Evet, müşterinin isteği açık renk tondaysa özel seçilerek açık renk ton mesela böyle şey yapabiliyorsun. Bunlar ıslanınca değişmiyor değil mi rengi? Islanınca en fazla mesela çok az değişir ama genelde ısıtarak bakarlar. Mesela şuna ıslanmış. Hmm. Gerçek rengi böyle görünüyor. Kurduğunda daha da beyazlaşır. Bak şu ıslanmış hali görüyorsun. Hmm. Islandı gerçek ana rengi sarı renk böyle görmüş oluyorsun. Hmm. Yani mutlaka mermer alışveriş yapanlar satırlar özellikle bak sürüyorlar. Hmm. Desen ve renk tonu daha net çıktı. Daha güzel gözüküyor. Daha güzel görüyor. Gerçekten de öyle. Hmm. Evet burada renklere uyum var. Ama bazı işi bilmeyenler mesela yurt dışından diyor. Bize karışık taş gönderdiler. Renk farkı var diyorlar. Bu fayans gibi tek renk olmaz. O doğal olduğu için, Naturstein olduğu için bu kadar renk farklılıkları aslında şeydir. Okeydir yani olması gerekir. Yani bu normaldir yani. Doğal çıkan taşlar. Başka ne var burada? Evet, bu içeride de mesela taşları kırarak böyle yapılabiliyor. Doğal hale getir. Mesela duvar için ya da yürüyüş yolu için falan, bahçe için falan filan bu tür taşları kırılaraktan da böyle bir şey yapılabiliyor. Bak bu taş burada beyaz gördük. Islanınca bu renk tonuna geçmiş oluyor mesela. Biraz gerçek tenler görünüyor. Biraz bej, biraz gri. Evet, bak ıslatıyorlar. Evet, burada ıslanmış halde. Mesela 4x4'lü kare şeklinde mesela. Buradan görüyorlar. Ufak demek delikler olur. Delikler normaldir. İstemiyorsa... Tramantarlar oluyor mu? Tabii delik oluyor. Küçük delikler olur. Ama müşteri isteği olursa buna delikler kapatılarak da özellikle honlu honsuz diyorlar. O delikler kapatılır. Daha düz hale getirir. Burası ocak. Bu genelde mermerler buradan blok haline çıkıyor. Bir blok 26 ton, 30 ton civarında çıkartan. İsterse kamyonlarla gelip blok haline götürebilirler. İsterse burada fabrikalarda işinip istediği ölçü ve ebatı yapıp kasalarla tıra yüklenip direkt ihracata gönderiyorlar. Bu şekilde. Arkadaşımızın zaten mermer ocağı. Çok Uşak'ın en şey bölgesi ve çok sevilen tutulan şeysi. Taşı. Evet. Traverteni. Şeysi bu şekilde. Mesela burada örnekler görebiliriz. Mesela bunlar blok halinde. Şu işaretli olanlar daha önce gelmişler, beğenmişler. Tamam biz alıyoruz demişler. Bunlar satılmış oluyor. Bunlar artık zamanını bekliyor. Tırını gönderip, kamyonu gönderip alıp götürüyorlar mesela. Bunlar böyle. Burayı görüyoruz. Bayağı alan çok büyük. Doğaya zarar vermeden şekilde yapıyorlar. Çok şahane şekilde bir çalışma yapmışlar. Bak bu video çekimi. Kendim çekmişim orada. Evet, çok güzel bir çekim olmuş. Yani yaklaşık burası bir 40 yıllık bir mermer ocağı. Bunun belki, ismi ne? Enkamer. Enkamer. Enkamer mermer. Belki denizin en eski mermercisi diyebiliriz. Yani 40 yıllıktan fazla mermer. Arkadaşı sahibim aynı zamanda. Avrupa, Amerika'da çok tutuluyor taşları. Taşları güzel. Evet, mesela Çamlık Forum'daki o sarı taşlar buradan gitme. Bundan gitme. Gördüğünüz yani şeysi güzel. Dubai'ye gönderdiler, Katar'a gönderiyorlar. Bütün şey var, böyle akvamal alışveriş şeyleri yok mu? Bunun taşlarına şey yapıyor. Çok değerli bir arkadaşımız. Şöyle bir çekelim. Mesela burada örnekler var. Mesela burada Musta örnek olarak bina yapmışlar. Mesela gösterip mesela binada kullanılabilir. Tabi parça parça olduğu için ister böyle yapılabilir, ister şöyle yapılabilir. Mesela gösteriyorlar burada. Ama güzel gözüküyor. Islanınca. Evet güzel bak yapınca. Hani. Islanınca güzel gözüküyor. Evet, ısırınca daha güzel. Kendini gösteriyor. Islandığımı daha güzel gösteriyor. Şöyle gösterelim. Bak. Mesela bak. Patlatma. Aha. Evet bunlar da traverteri patlatma. Özel elmas çiviler iniyor.
O taşı patlatıyor. Dümdüz taş bu hal oluyor mesela. Şimdi ev işlerini kullanıyor değil mi? Evet kullanılıyor. Ev işlerini kullanılıyor. Zeminde kullanılıyor. Bazıları banyoda kullanılıyor. Son zamanlarda wellness tarzı sauna, mauna yapılan işlerde de bu tarz şeyle kullanılıyor. Mesela Antalya en son Bodrum'da yaptırdı. Bir Alman bayan geldi. Wellnessçiymiş zannedersen. Böyle bir sauna şeysi falan kuruldu. Bayağı güzel bir şey. Bir tesis kurdu. Çok yabancılar geliyor. Başka ne var? Şöyle bakalım. Evet, şu en çok sevdiğim şeyden bak. Mesela taşlar burada böyle. Hep çok muntazam görünüyor. Üstten bakıldığında bu şey yokmuş gibi görünüyor ama kesildikçe, yani aynı peynir gibi böyle kesildikçe çok güzel bir şey çıkıyor. Ama işlemden sonra çok daha güzel görünüyor. İşlemi girdikten sonra burada görünüyoruz. Kepçeler burada. Çalışıyor. Arkadaşlar, ekip, müşteriler burada. Tabi ocağı görüp kendileri burada karar veriyorlar. Kendi müşterileri için, mesela Amerika'da müşterileri vardı bu arkadaşların. Zannedersem bir 8-10 konteyner buradan sipariş verdiler. Oysa biz de Ulaş Bey sağ olsun bizi götürdü, gezdirdi. Bu bölge daha doğal, otantik bir bölge. Belki de 2-3 bin yıllık, belki daha eski kendinden oluşmuş doğal saunası falan vardı. Sauna diyorum, pardon. Jacuzzi gibi. Mineral vesaire gibi. Soda çıkıyor sıcak. İçine girip yüzebiliyorsunuz. O su içilebiliyor. Hani o tarz falan var. Buraya yakındır kendisi. Oraya falan gitmiştik. Bak kısa kısaca. Böyle. Evet. O da benim rençim. Evet, arada ben de çıkmışım. Kendim dur. Şöyle bakalım. Güzel bir şey yaptık. Hatta bir şey de gösterebilirim. Kesim. Oraya nasıl çalışılıyor? Burada ekip mesela taşı mesela burada atölyede, daha doğrusu mermer ocağında. Evet, bak çekimi yaptım. Daha doğrusu üçlük, yani 3 santimlik kesiyorlar. Denizde her mermer ocağı üçlük kesmez. Bunlar üçlük çalışıyor. Daha çok kavun. Zemin için mesela. Zeminlerde, yerlerde, kaldırımlarda. Gibi. Evet, çok şanlı. Kaç kilometre buraya? Buraya ışık bir dakika. 80-90 kilometre var. 100 yakın. Mermer taşlarımızın değişik renkleri var. Burada görüyoruz. Gri. Koyu cappuccino, açık bej, denizi beji ve gri renkte olan var. Bunlar hepsi mesela patlatma, duvar kaplama. Fayans şeyler değil mi? Evet, bunlar daha çok duvar kaplama. Binanın duvar, dış yapı. Çünkü iç kısmında bu brasiye olur, zarar verir kişiyi. Bak duvar kısmı, duvar yapılabilecek. Bunlar zeminde kullanılacak olan örnek hepsi. Buna römüşü feband diyorlar. Bunun adı römüşü feband, yani Roma desen bağlantısı anlamında. Mesela küçük kare, büyük kare böyle birleştiğinde tam kare olmuş oluyor. Burada değişik atlar var. Bunların bu da örnek. Musa mesela bahçe için böyle yapmışlar. Yani onun resiminden kılmedi. Şöyle görüyor. Delikler doldurmuş mesela. Burada görüyoruz. Bu renkler de var. Bunlar numune olarak müşteriye göndermiştik. Hatta daha yeni iki konteyner sipariş gönderdik. 3 ay önce bu numuneleri gönderdik. Bunlardan hazırladık, gönderdik müşteri. Memnun olursa arkası gelecek siparişimizin. Böyle taşları da gönderiyoruz. Bunlar müşteri sipariş vermeden önce burayı kesip cilalayıp gönderiyoruz. Tamam. Ondan sonra siparişe geçiyoruz. Okay. Life. Evet, life. Life. Evet dostlar, bugün Gençoğlu'nun önünde yedik içtik. Göbeği şişirdik. Biz de attık. Bizimize kattık biz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.